Şimdi bir de İnci Taneleri diye bir dizi çıktı ve Dildar'dı sanırım, evet. Pavyon dansı ünlü oldu. TikTok'ta akım olmuş. TikTok'ta Dilber akım oldu. elbisesi yok satıyormuş diye duyuyorsunuz sürekli. Evet, Babamın yıllar duyuyorum. önce bir hastası vardı. Pavyonda çalışan ve mide kanseri olan bir kadın. Aşırı içki, sigara, şiddete maruz kalma ve stres midesine vura vura kanser etmiş kadını. Babam ona kanser olduğunu açıkladığında kadın demiş ki, "Doktor bey, ben zaten kanserin içindeyim yıllardır. Yaşıyor muyum ki öleyim?" Şimdi bu pavyon dansı ile ilgili ama duyar kastınız diyenler var. Evet, kadınlar belki o elbiseyle sadece beğenilmek, popüler bir dansı taklit etmek ya da cinsel olarak arzulanmak istiyorlar. Kişisel tercihleri, ne diyebiliriz ki? Ama şunu da hatırlatmak gerekir belki. O elbise sadece bir elbise değil. O dans sadece bir dans değil. Onların temsil ettiği pavyon kültürü binlerce kadının acısıyla yüklü. Yani dans ederken bu acıların üzerinde tepiniyorsunuz aslında fark etmeden. Dilber dizisinin tanıtımında şöyle bir söz var. Herkes yer içer, hesabı Dilber öder. Aynen öyle. Bu akımlar gelip geçecek, yenilip bitirilip tüketilecek, gülüp eğlenilecek, hesabı ise gerçek Dilberler ödeyecek. Hem de belki de hayatlarıyla. Bak çok doğru. Güzel bir konuşma. Yalnız bu kadar artışındaki sadece bir örnek bu da. Yani Dilan Polat da öyle. Yani çoğu gördüğümüz şey aslında tüketim kültürünün çığırından çıktığı nın örneklerinden biri. Çıktı. Ve bu bir insan nereye kadar tüketebilir gerçekten? Bu kadar fazla insan yetmiyor mesela, işe giriyor. Bu iş yeter mi? Eğitim görür mü bu kadar fazla insan? Şimdi bir sürü kadın var. Belki eğitim göremeyen ama çalışmak zorunda kalan ama elinde hiçbir şey olmayan. İki kıvırarak çok kolayca para kazandığını gören. Yani bu akımlar mesela onun için yapılıyor. TikTok'ta para kazanıyorlar. YouTube'da para kazanıyorlar. Ne kadar saçmalarsan, ne kadar işte dediği ayaklarının altına alıyorlar aslında. Tepiniyorlar bu acıların üstüne dediği şeyden para kazanınca. Ve bu kadar kolay para kazanınca böyle saçma sapan şeyler ortaya çıkıyor. Bunun aslında sebebi çok bence. Sebep bu kadar çokken ahlaksızlık neden artıyor? Biraz da onu düşünmek lazım. Niye bu kadar çığırından çıktı bazı şeyler? Tüketim, tüketim nereye kadar? Bunları düşünmek lazım. Bu bana bunu hatırlattı. Her hafta bir şeyleri konuşmaktan da yıldım. Çünkü hep aynı şeylerden söz ediyoruz. Hep aynı şeyler dönüyor. Ve bu aynı şeyler üzerinde konuşurken yitirdiğim zaman kaybı birilerinin işine geliyor bence. Yani bu akım dediğimiz şey bence bu. Ben de bunun bir parçasıyım. Bu videoyu çekerek. Ama dediğim gibi düşündürmek istiyorum bir şeyleri. Hep aynı şeyler. Çık. Bu videodan çık artık. İzleme beni. Bunların bir sonu var. Var. Bu tüketimin bir sonu var.